İlk turda İspanya'nın önde gelen takımlarından Sevilla'yla İspanya'da karşılaşmış ve 1-0'lık bir skorla mağlup olmuştu. Rövanş maçı için Eskişehir'e gelen Sevilla, maçın ikinci yarısında attığı golle öne geçti. Bunun üzerine Eskişehir Spor taraftarlarının büyük bir bölümü stadı terk etti ve Türk futbol tarihine damgasını vuracak son 10 dakikaya gelindi. Profesör Doktor Fethi Eper dönemin efsane takımı Eskişehir Spor'un kaptanı olarak oradaydı. Stada gittik. Maçtan önce tabii ki bir 15-20 dakika ısınma gerekiyor. Fakat ısınma nerede? Oturduğunuz yerde terliyorsunuz. Yegiş dedi ki herkes yatsın. Formaları çıkarttık. Şortlarımızı çıkarttık. Sıraların üzerine yattık. Havanın sıcaklığı adedilerimizi ısıtmaya yetti. 40 derecenin üzerinde bir sıcaklık var. Ve sahaya çıktık. Bu ciddi bir kupa maçı. Arkadaşlar kumaştan boğa şeyi yapmışlar, motifleri yapmışlar. İki kişi de girmiş boğanın içine. Bir de matador elinde kırmızı bir çarşaf. Santranın ortasında boğa güreşi yapılıyor. Ve bizim matador boğayı yendi. Ve ben de çocuklara dedim ki hadi biz de boğayı yenelim bari. Ve sahaya İstiklal Marşı, arkadan Amigo Orhan'ın coşkusu bizim içimizi coştu. İnanç geldi, biz bu işi yaparız. Maç başladı. Uğraşıyoruz, gol. Uğraşıyoruz, gol yok. Ve birinci devre bitti. 0-0. Anadolu'nun yıldızı, kalplerde siyah kırmızı, şahlanır kırmızı şimşek. İkinci devre, arkadaşlar biz bu maçı alacağız. Alacağız ama o kadar güzel kapanıyorlar ki, o kadar sert futbol oynuyorlar ki yanlarına yaklaşamıyoruz. 18'e yaklaşamıyoruz. 69. dakika geldi. Augusto diye bir futbolcuları var. Bizim bastırdığımız anda bir kontra atakta Sevilla'nın golünü aldı. 1-0 mağlup. Yani Sevilla'yı elemek için 3 gol atmamız gerekiyor. Mucize, yani bu olacak bir şey değil. Ve ben kulübenin yanına yaklaştım. Yegiç'e dedim ki hocam bu maç bitti artık. Beni çıkar istersen bundan sonraki lig maçlarına hazırlanalım. Olmaz Fethi'cim dedi. Oyna. 15 dakika kaldı. Maç bitsin ondan sonra düşünürüz dedi. Derken son dakika artık İlhan kenardan geldi. Muhteşem bir orta. Top Sevilla'nın müdafaalarının arasından geçiyor. Ve ben fazla kafayla gol atan bir futbolcu da değildim. Şöyle bir baktım, top geliyor. Havalandım. Bir kartal gibi muhteşem bir vuruşla topu Sevilla alanına Şimdi bu arada seyirciler sahaya giriyorlar. Gol sesini duyan geriye geliyor, bakıyor. 10 dakika var, 1-1, bir şey olmaz, dışarı çıkıyor. Gol sesini duyuyorlar ikinci golü, tekrar sahaya giriyorlar. Bakıyorlar daha 3 dakika var, gol olmaz, çıkıyorlar. Ve Eskişehir seyircisinin büyük bir çoğunluğu attığım golleri göremedi. Ama o sevinci gördüler, o sevinci yaşadılar. Tabii anlatılmayacak bir şey, şu anda dahi heyecandan titriyorum. O anı yaşıyorum. Seyirci geldi.
Yegiç'in beli ağrıyor, bel fıtığından yatıyor damarcağız. Yegiç o haliyle Santra'ya kadar koşarak bizlere sarıldı. Böyle bükük bükük koştu. Ne bel fıtığı kaldı, ne bir şey kaldı. Ama o sevinci... Gittiğimiz her yerde saygı ve sevgi görüyorduk. Çünkü Eskişehir Spor bir Anadolu takımı ve Anadolu'da insan taraftarları bu başarıyı yakalayan ilk Anadolu takımı Eskişehir Spor'u can yürekten destekliyordu. Can yürekten bağlıydılar ve her gittiğimiz yerde de büyük bir sevgi sevgiyle karşılaşıyor. İnanıyorum ki Türk futboluna çok şeyler kazandık. Her şeyden önce modern futbolu kazandırdık. Her şeyden önce cesaret futbolunu kazandırdık. İçeride ve dışarıda hücum eden bir takım havasını yarattık. Ve bu örnek zaman içinde diğer takımlara da yansıdı. Eskişehir Spor İspanya'nın Sevilla takımını eledikten sonra ikinci turda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaştı ama elenerek UEFA Kupası'na veda etti. Takım 1. Lig'de elde ettiği başarıların yanı sıra Türkiye Kupası, Başbakanlık Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi önemli kupaları da müzesine götürdü. Eskişehir Spor şu anda 2. Lig A kategorisinde mücadele ediyor.